hünkâr. İngiliz sefir gümrükte yer alacak İngiliz bürokratların listesini göndermiş. Hünkârım, zaman daralmakta. Bir çare düşündünüz mü? Gümrükleri öylece verecek miyiz? O gümrükleri verirsek devleti verdik Sahip Paşa. Peki bu cendereden nasıl kurtulacağız? Tek yolu var. Devleti kuran dedem Osman Gazi. Yardıma çağıracağız. Af buyurun hünkârım. Devlet kurulurken Şeyh Edebali Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcını dedem Osman Gazi'ye verdi. Bu kılıç büyük devleti kuracak olanın işaretiydi. Türkmenler bu yüzden biat etti kayıya. Dedem Osman Gazi Bizans'tan aldığı ilk ganimeti getirip Vefai Şeyhi Edebali'ye teslim etti. Ne için? Bir gün devlet tehlikeye düşerse yeni bir devlet kurulabilmesi için kullanılacaktı o ganimet. Hamdolsun bugüne kadar ihtiyaç duyulmadı. Hünkâr, şimdi kimdedir o ganimetler? Bilmiyoruz paşa. Silsile yoluyla farklı tarikat şeyhlerine emanet edildi. Yüzyıllardır. Hünkâr, siz Osmanlı padişahısınız. Nasıl bilmezsiniz bu altınların nerede olduğunu? Hiçbir padişah bilmedi kimde olduğunu. Neden? Olur ya padişahlar bir gün yoldan çıkar. Bu ganimeti kötü emelleri için kullanır diye. Misal biraderim Murat Efendi. Kandırılmıştı. Eğer tahtta kalsaydı pekala o ganimeti kullanabilirdi. Bu sebeple padişahlar dahi o ganimetin kimde olduğunu bilmedi. Şimdi devlet borç meselesi sebebiyle beka tehlikesiyle karşı karşıya paşa. Biz biliyoruz ki onlar gümrükleri para kazanmak için istemiyorlar. Payitahtın giriş çıkışına hakim olan payitahta hakim olur. O ganimet devletimizi kurtarabilir. İyi de hünkârım, o ganimetleri biz nasıl bulacağız? Tek yolu var paşa. Cuma selamlığına Hazreti Osman'ın kılıcıyla çıkacağız. O kılıç göründüğünde tekkenin şeyhi ganimeti getirmek zorunda. Çünkü anlaşılmıştır ki devlet beka sorunuyla karşı karşıya. Bana Murat Efendi'yi çağırın. Emredersiniz hünkâr. Buyurun paşam. Bidar Sultan sizi bekliyor. Gel. Sultanım, Kemalettin Paşa geldiler. Söyle, hemen gelsin. Sultanım. Hoş geldiniz Kemalettin oğlum. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Firuze hakkında gerekli malumata ulaşabildiniz mi? Ulaştım sultanım. Askerim Lütfü Bey Bursa'dan döndü. Gerekli tahkikatı yapmış. Nasıl? Söylediği her şey yalanmış, öyle değil mi? Naime'nin ölmesini istediğimi okuduklarında bana ne yapacaklar sanıyorsun? Sultanım, kız hakikati söylemiş. Kendisiyle alakalı da, ailesiyle alakalı da söylediği her şey doğru.
Öyle mi? Bu anahtar hangi kilidi açar bilir misin? Kilitli olan bir kapıyı zannımca. Sadece bir kapı değil. Aynı zamanda bir sırrı açar. Bu anahtarın açacağı kapının arkasında devletin emanetleri saklı. Abdestini al. Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin olduğu daireye git. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcını bulacaksın. O kılıcı alıp bana getireceksin. Unutma evladım. Sana sırrın anahtarını verdim. Canından da, canından da kıymetlidir. Sizin canınızdan kıymetliyse benim gönlümdeki bütün canlardan kıymetlidir hünkârım. O kılıç cuma selamlarında elimde olacak Murat Efendi. Hünkâr, Gervant Efendi geldiler. Seni yine burada çalışırken gördüğüme memnunum. Ben dışarıda olmayı tercih ederim şehzadem. Dışarıda olduğumda sana zarar gelecek diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Senin için korkuyorum Hasan. Korkmanıza lüzum yok. Zira yanımda Murat var. O beni korumak için ne icap ediyorsa yapıyor. Benim endişemse yanınızda o olduğu için artıyor. Benim senden isteğim tekrar Abdülkadir'le konuşman ve onu asla bu evliliğin olmayacağına ikna etmen Ahsen. Senden ümidini kessin ve yoluna devam etsin. Murat'ın yanında kendimi iyi ve güvende hissediyorum şehzadem. Vazifenize duyduğunuz alakanın sebebi Murat Efendi mi? Ahsen, hemen çıkmamız lazım. Şehzadem, çok mühim bir vazifemiz var. Affedin. Vazifen nedir? Hünkârımıza cuma selamlığında kullanması için Topkapı Sarayı'ndan Hazreti Osman'ın kılıcını getireceğiz. Gidelim. Şehzadem. Ne var, ne bakıyorsun öyle? Demek benim yanımda kendini iyi hissediyorsun. Utanmana lüzum yok. İlk defa duymuyorum bunu. Ben öyle icap ettiği için öyle söyledim. Hem aşık hem de gururlu. Bir kadın da en beğendiğim haldir. Ben sana aşık değilim. Duyduğun şeyin seninle alakası yok. Tamam, öyle olsun. Öyle zaten. Duygularını cesurca söylemen güzel bir şey esasında. Çekinmene lüzum yok yani. Seni ayıplamadım. Gerfant Efendi. Hünkârım, siz kimseye güvenmiyorsunuz. Ben kimseye güvenmem. Ama inanırım.
İnandığım kişilerin gözü yasak olana kaymasın diye tedbir alırım. Buyurun. Hünkârım, şirket hisselerinin satışı için iyi bir teklif aldım. Tam da borcumuz kadar. Arzu ederseniz hemen işe başlarız, satışı yaparız. Siz de İngilizlere borcu ödersiniz. Adamlar gümrüklere el koymaktan bahsediyor. Sizce neden şimdi? Anlayamadım. Neden şimdi gümrüklere el koymak istiyorlar? Hünkârım, ben Avrupalıyım. Ve her Avrupalı Viyana kapılarına dayanmış Türklerin hikayeleriyle korkutulmuştur. Bütün mesele Türklerin yine Viyana kapılarına kadar dayanmasını engellemek. O halde siz neden benimle dost oluyorsunuz? Hünkârım, samimi fikrimi duymak ister misiniz? Her zaman. Ben Osmanlı'nın eski gücüne kavuşacağına inanmıyorum. O yüzden de bir tehlike olarak görmüyorum. Siz yine de o kadar emin olmayın. teklifime ne dersiniz hünkârım? Eğer İngilizler gümrüklere el koyarsa şirketimiz de büyük zarar edecektir. Bence bu teklifi kabul edelim ve gümrükler bize kalsın. Ha, şirketi de sizin adınıza ben idare ederim. Gerfant Efendi. Biz bu borcu ödeyeceğiz. Hem de şirket hisselerini satmadan. Artık mecmualarda bile Abdülhamit'in halifeliği tartışılıyor. Hürriyet olsa herhalde bu kadar olurdu. Beyler, tartışılan şey Türklerin hilafete layık olmadı. Belki de değilizdir. Bunlara hürriyet versen iki günde başka fikir farkmazlar. Sabrım tükeniyor Marco. Ne oldu? Teklifimi kabul etmedi. Borcu ödeyeceğini söylüyor. Abdülhamid'in bizimle oynamasına son vermeliyiz Marco. Gel. Hünkar. Gel paşa. Havadisi duydun mu paşa? Hangi havadisi hünkârım? Koca Yusuf. Amerika'dan dönerken içinde bulunduğu La Bourgogne adlı gemi batmış. Allah rahmet eylesin. Büyük pehlivandı. Allah rahmet eylesin. Çok büyük pehlivandı, çok. Paşa, lokmalar dağıtılsın, mevlütler okutulsun. Yiğidimizin ailesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Emriniz olur hünkâr. Hünkâr, milletin elinde bunlar dolaşıyor.
Doktor Herzl. Küstah! Kendi meseleleri yetmezmiş gibi. Şimdi bir de hilafete dil uzatıyor. Hilafetin Arapların hakkı olduğunu yazmış. Osmanlı'nın Arapların elinden hilafeti gasp ettiğini söylüyor. Osmanlı'nın elinde herhangi bir işaret yokmuş falan filan. Lafı güzaf. Madem onlar yazıyla milletin aklını karıştırıyorlar, o halde yaz Tahsin Paşa. Senin imzanla çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hilafeti Osmanlı'nın Araplardan gasp ettiğini söyleyenler fena halde aldanıyorlar. Ya da milleti aldatmak için bunları yazıyorlar. Osmanlı sultanları sadece Yavuz Sultan Selim Han Memlükleri ortadan kaldırınca halife unvanını kullanmadı. Onlar evvel de halife unvanını kullanıyorlardı. Yavuz Sultan Selim devrinde Mekke ve Medine Portekizlerce tehdit ediliyor. Hacca giden Müslümanların canları ve malları alınıyordu. Yavuz Sultan Selim Han bütün Müslümanların iffetini korumak için Memlüklülerle savaşmış ve onları mağlup etmişti. Mercidabık Savaşı'ndan sonra halife mütevekkil yenilmiş ve onun da rızasıyla hilafet Osmanlı'ya geçmiştir. Osso'nun Tableau General de l'Empire Ottoman kitabında mütevekkilin İstanbul'a Eyüp Sultan Camii'ne gelip Yavuz Sultan Selim Han'ı kılıç kuşandırıp hilafetini ilan ettiği yazmaktadır. Dinimizde Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Bugün bu hilafet oyununu oynayanların maksadını çok iyi biliyoruz. İslam milletlerinin tek koruyucusu Osmanlı Devleti'nin gücünü kırıp sonra da İslam milletlerinin başını ezmek istiyor. Halife Abdülhamid Han-ı Sani Hazretleri buna müsaade etmeyecektir. Halep Ulu Camii'de Mekke ve Medine'nin hakimi unvanını okuyan, hatibi düzeltip Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak değiştiren Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin söylediği neyse biz onu biliriz. Osmanlı sultanları, İslam milletinin, Mekke'nin ve Medine'nin hizmetkarıdır. Hazreti Osman'ın kılıcı, Osmanlı sultanı Halife Abdülhamid Han'ın elindedir. Cuma selamlığında Sultan Abdülhamid Han bu hususta yanlışa düşenlere kılıcıyla cevabı verecektir. Sultanım, bakın abiniz de oradaymış. Abidim. Şadiye Sultan. Nasılsın? İyiyim abicim, sen nasılsın? İyiyim. Dolaşmaya mı çıktınız? Evet, sonbahar geldi ya. Yere düşen yaprakları toplayacağım. Tamam, sen topla hadi. Firuze ablan da birazdan geliyor. Ben de seninle konuşacaktım. Askeri o değil diye yollamışsın. Doğru mu? Karıştırmışım şehzadem. Halbuki o gün tereddütsüz göstermiştin kim olduğunu. Yanlış hüküm vermişim. Yakından görünce anladım hatamı. Bağışlayın. O halde seni rahatsız eden asker bulunamadı.
cezasını çekmedi. Onu gördüğünde derhal bana bildir. Bu sarayda ahlaksız insanlar barınamaz. Elbette şehzadem. Benimle bu denli alakadar olduğunuz için size minnettarım. Abi, çok güzel değiller mi? Çok güzeller. Benim şirkete gitmem lazım. Bir gün beni de götürür müsün şirketine? Götürürüm. Akşam yemekte görüşürüz. Gel. Sultanım, Hatice Sultan ve Fehime Sultan geldiler. Gelsinler. Kızlarım. Bu ne güzel sürpriz böyle, hoş geldiniz. Nasıl izin aldınız? Sizi özlediğimizi söyleyip rica ettik halacığım. İyi yapmışsınız. Hadi gelin. Lakin mesele başka belli ki. Geçin oturun bakalım. Anlatın, ne oldu? Hala korkunç bir şey oldu. Eğer mevzu Kemalettin'le alakalıysa işitmek istemediğimi söylemiştim. Hala çok çaresizim. Lütfen yardım et bana. Sen beni hiç dinlemedin Hatice'm. Şimdi bir şeyden şikayet etmeye hakkın yok senin. Bu sefer mesele çok başka hala. Firuze. Ablamın Kemalettin'e yazdığı mektuplardan birini bulmuş. Ne? Kemalettin Paşa'ya tehdit etmiş. Hakkındaki tahkikatı Bidar Sultan'a söylemesin diye. Kemalettin de çok çaresiz. Kutsal saydığı vazifesine ihanet etmiş hala. Beni korumak için Bidar Sultan'a yalan söylemiş. Lakin mektup hala Firuze'nin elinde. O mektup benim ölüm fermanım. Yalvarırım. Alsan Firuze'nin elinden o mektubu sen alırsın. Lütfen bana yardım et. Çok çaresizim, lütfen. Yıllar sonra çık gel, tam da devlet müşkil durumdayken, iki ahlaksız bankerin devleti düşürdüğü duruma bakın. Yıllarca hünkârımızdan saklanmış bu durum. Eğer haberi olsaydı, iş büyümeden hallederdi. Kıymetli bir şirketimiz var. Hisselerin bir kısmını satarsanız, borç fazlasıyla ödenir. Ben alıcı bulurum. Şimdilik böyle bir şey düşünmüyorum Bay Gerfand. Ama eğer düşünürsem ilk sizden yardım isteyeceğim. Kısa zamanda halledilmesi lazım. İngilizler baskısını artırırsa şirket de zorluğa girecektir. Hünkârımız bu müşkülü halledecek. Merak etmeyin. Öyle mi? Pek sevindim şehzadem. Borç mu alacak acaba? Hayır. Devletimiz bu parayı ödeyecek güçtedir. Eğer halife Hazreti Osman'ın kılıcıyla hutbeye çıkarsa bu paranın kilidini açmış olur. Hatice, ah, başımıza ne işler açtın. Koskoca hünkârın kız kardeşi Sena Sultan, bakıcı Firuze'nin eline düşsün. Olacak iş mi bu? Hala, çok üzgünüm. Ne olur, ne olursun al mektubu Firuze'den. Elimden geleni yapacağım. Toparla artık kendini. Halan bir onu bulur.
Sultanım, dışarı çıkacağınızı söylememiştiniz. Her şeyi size söylemek zorunda mıyım? Nişanlınız olarak bunu bilmenin hakkım olduğunu düşünüyorum. Üstelik eğer bunu bana söylemiş olsaydınız, ben sizi dilediğiniz yere götürürdüm. Müsaadenizle. Yapmayı öğretecekmiş bize Fadıl Usta. Fadıl'a yapmayı öğretecekmiş. Sen niye ağla? Şadiye Sultanım. Mahmut eniştem de geldi mi? Yok, o gelmedi. Onun mühim işleri var. Benim de var. Neymiş sizin mühim işiniz bakalım? Fadıl'a yapmayı öğreneceğim. Oh, aman ne güzel. Ben de tatmak istiyorum. Halana da ayır, olur mu? Olur. Firuze nerede? Odasındadır herhalde. Neden sordunuz? Hiç, öylesine. Hadi siz gidin yemek yapın, sonra görüşürüz. Gel. Abdülhamit, başına sardığımız beladan kurtulmak üzere Marco. Sattın mı hisseleri? Hayır. Nasıl kurtulacak o halde? Şehzade, Abdülhamid'in Halife Osman'ın kılıcıyla hutbeye çıkacağını söyledi. Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen o kılıç, devletin kuruluşundan bu yana saklanan yüklü bir paranın anahtarıymış. Abdülhamid, hutbeye eli boş çıkmalı Marco. O kılıcı sana getireceğim. Sena Sultan. Firuze, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Derhal o mektubu bana ver. Firuze, mektubu bana ver dedim, hemen. Asla. Mektup bende kalacak. Ne demek bende kalacak? Kemalettin Paşa hakkında her şeyi öğrenmiş. Eğer Hatice Sultan'ın mektubu elimde olmasaydı, gidip Bidar Sultan'a her şeyi anlatacaktı. Sen tehdit etmeye devam edeceksin yani. Firuze, bak bu yaptığın çok çirkin bir davranış. Esas çirkin olan Kemalettin Paşa ve Hatice Sultan'ın zavallı Naime Sultan'ı ihanetidir. Sizce de öyle değil mi? Eğer birine, herhangi birine bu mevzudan bahsedecek olursan, emin ol kimseye gerek kalmaz, seni ben yakarım. Anladın mı? Size benzemiyorsun ama mübarek adammışsın demek ki. Öyle kutsal emanetlerin odasına girmek, hele ki Halife Osman'ın kılıcını eline almak herkese nasip olmaz. Hünkârımızın hayrı bulaşmıştır bana. Benden hoşlanmanız boşa değil yani. Hünkârımız aileden sizin gibi birinin çıkacağını tahmin etmemiştir tabii. Benim gibi derken yakışıklı, cesur, becerikli ve kendine güvenen biri demek istiyorsun yani. Hayır. Ukala, geveze, kendini beğenmiş biri demek istiyorum. Ya Allah Allah! Bırakın artık didişmeyi, bir kafamız şişti ya. Geldik sayılır Topkapı'ya. Evet. Ne yapıyoruz? Ben içeri giriyorum. Siz kutsal emanetlerin kapısında beni bekliyorsunuz. Sen de bahçede bizi beklersin. Ben niye bahçede bekliyorum? Bu kadar serzenişte bulunduğum birinin yakınında olmazsın diye düşün. Hadi gidelim.
sesini çıkartma. Dur. Alo. Sizinle biraz konuşmak istemiştim Hatice Sultan. Şu an uygun değil. Sonra konuşalım. Söyleyeceklerim kısa zaten. Buyurun. Buyurun, sizi dinliyorum. Biz abimle
yetim ve öksüz büyüdük. Hem abi oldu bana, hem de ana baba. Çok başkadır abim. Hassastır, iyi huyludur. Sizi de çok seviyor. Ne olur, gönlünü kırmayın onun. Biz Sultan'la konuştuğunuzu hatırlatırım. Aklınızı kendinize saklayın. Sultanım, ben sadece... Siz sadece haddinizi aştınız. Düğün için yardımınıza hacet yok. Evinize dönmeniz sizin için daha münasip olur. Bak, yine karşılaştık. Kimsin lan sen? Bırak kızı. İndirin silahları. Kızı bırak. İndirin silahları dedim. Sana bırak kızı dedim. Murat, tamam, sakin ol. Bırak o kutuyu. Önce kızı bırak. Değiş de okuşa balım. Murat, tamam, sakin. Kılıcı vermezsen göz ölür. Ne dersin? Senin o pis elin bu kılıca değmez. Tamam, tamam. Ellerim temiz ya, merak etme. Ama kılıcı vermem diyorsan, birazdan kızın kanıyla kirlenebilir. Murat, tamam, sakin. İndirin silahları dedim. Sakin Murat efendi, Asin'in hayatı söz konusu. Tamam. İndir silahını. Tamam, sakin. Tamam. İndiriyoruz. Tamam. Sakin ol. Kızı bırak, kılıcı vereceğim. Güzel. Şimdi kılıcı yavaş yavaş uzat. Ama kızı bırakacaksın. Uzat! Hasan, al kılıcı. Affedin beni. Hasan, tamam, sakin ol. Tamam. Kılıcı aldırmasın lütfen. Al dedim. Al kılıcı. Kal orada. Tamam. Aldın kılıcı. Kızı bırak. Kızı bırak. Murat, sakin. Murat, sakin. Yaklaşma dedim. Göz ölür. Gel sen, gel. Gel. Gel sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Ha? Hadi sen!